Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün tamlamalarla ilgili 19. testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım, dün çiçekçilik yapan bir arkadaşımla konuşuyorduk cümlesinde var mı? Bakın burada yok gibi duruyor, dursun. Bu mevsim krizantem çiçeği çok güzel olur. Bakın krizantem çiçeği demiş. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtili isim tamlaması vardır. İkiyi elemiş olduk. Çiçeklere ve bahçeye meraklı biri olarak bu çiçeğin adını ilk kez duyuyordum cümlesinde. Bakın çiçeğin adı. Birinci sözcük ek almış. İkinci sözcük de iyelik ekini aldığı için burada da belirtili isim tamlaması var. Bunu da elemiş olduk. Ona hiç çaktırmadan internette krizantem sözcüğünü arattım cümlesinde krizantem sözcüğü tamlayan ek almamış, tamlanan ise iyelik ekini aldığı için belirtisiz isim tamlaması vardır. Dördü de elemiş olduk. Meğer bu bizim meşhur çiçeklerimizden Kasımpatı'nın ta kendisiymiş ifadesinde. Bakın arkadaşlar Kasımpatı'nın kendisi tamlayan ekini almış, İyelik ekini almış. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması vardır. Bundan dolayı biz 5'i delemiş oluruz. Olmayanı sormuştu. Bir numaralı cümlede isim tamlaması olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? Yolun kenarında bekleyen minik kediyi son anda fark etti cümlesinde yolun kenarı. Birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlaması olmadığı için A seçeneğini eleriz. Soru bankasında bu soruya benzer bir soru vardı cümlesinde ise soru bankası birincisi ek almamış, ikincisi ise iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. Belirtili isim tamlaması olmadığı için A seçeneğini eleriz. Kardeşimin bu cevabı herkesin hoşuna gitmişti cümlesinde ise kardeşimin cevabı tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki aldığı için burada ne var arkadaşlar? Bakın burada belirtili isim tamlaması var. Bu sözcüğü de burada işaret sıfatıdır. Dolayısıyla burada da belirtisiz isim tamlaması yok. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş oluruz. Gözlüğünün camlarında biriken su taneciklerini temizledi cümlesinde ise gözlüğünün camları tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Su tanecikleri birincisi ek almamış, ikincisi ise iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Soruda bize bunu sormuştu. Hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması kullanılan cümleyi sormuştu. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bütün gece hiç uyumadan kardeşini bekledi cümlesinde ise bütün gece sıfat tamlamasıdır. Başka tamlama olmadığı için E seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili bölüm bir zincirleme isim tamlaması değildir demiş arkadaşlar. Bakalım romanın akıcı anlatımı onu okunur kılıyor cümlesinde. Bakın romanın anlatımı tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Dolayısıyla bu belirtili isim tamlamasıdır. Çünkü nasıl anlatım? Akıcı anlatım. Akıcı sözcüğü burada arkadaşlar niteleme sıfatı görevindedir. Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için en az 3 ismin bir arada kullanılması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafikteki en büyük sorun araç sayısının fazlalığıdır derken bakın araç sayısının fazlalığı 1, 2, 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Bundan dolayı bu nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır. Organik ürünlerin tüketimi her geçen gün artıyor cümlesinde ise ürünlerin tüketimi. Bu nedir arkadaşlar? Bakın burada da her ikisi ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Nasıl ürünler? Organik ürünler. Bu da niteleme sıfatıdır. Diğerlerine de bakalım. Dün yapılan matematik sınavının sonuçları derken bakın matematik sınavının sonuçları. 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş.
Buna da zincirleme isim tamlaması diyoruz. Çocukluk anılarımın hepsi bu köyde geçti cümlesinde ise çocukluk anılarımın hepsi 1, 2, 3 tane isim yine bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bu soruda bir hata var. Hem C hem de A seçeneğimiz arkadaşlar doğrudur. Çünkü bunlar belirtili isim tamlamasıdır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır demiş. Bakalım. Gençliğim Soma'nın kömür kokan sokaklarında geçti derken Soma'nın sokakları. Arkadaşlar bu nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Çünkü tamlayan da ek almış, tamlanan da iyelik eki almış. Nasıl sokaklar? Kömür kokan. Bu kömür kokan sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Dolayısıyla zincirleme isim tamlaması yoktur. Biri eleriz. Ege'nin şirin ama bir o kadar da kozmopolit bir kentidir Soma ifadesinde ise arkadaşlar bakın Ege'nin kenti belirtili isim tamlamasıdır. Araya da arkadaşlar sıfat girmiştir. O yüzden 2'yi delemiş oluruz. Maden işçileri ve enerji santralinde çalışanlar hareket katar şehre cümlesinde bakın maden işçileri belirtisiz isim tamlaması ikinci sözcük ek almış. Enerji santrali yine arkadaşlar birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden biz 3'ü delemiş oluruz. Öyle ki bu yerlerde üretim hiç durmaz. Vardiya sistemi ile sürekli devam eder cümlesinde vardiya sistemi birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. O yüzden biz 4'ü delemiş oluruz. Bu yüzden adım başı maden ocağı servisleri ile karşılaşırsınız cümlesinde ise bakın maden ocağı servisleri 1, 2, 3 isim bir araya gelmiş anlam birlikteliği oluşturmuş ve kendi içine de tamlama oluşturduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizilerdeki altı çizili sözle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının dizesinde. Buraya bakıyoruz. Tamlananı niteleme sıfatı almış bir türemiş isimdir diyor. İstanbul toprağının vakur yumuşaklığı desem arkadaşlar. Bakın burası ne olur? Tamlayan olur. Burası da tamlanan olur. Peki yumuşaktan yumuşaklık olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla türemiş isimdir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Tamlayanı ortak belirtili isim tamlamasıdır demiş. Bakalım arkadaşlar böyle bir şey var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Tamlayan belirtisiz isim tamlaması şeklindedir. Tamlayan hangisiydi arkadaşlar? Bakın burası tamlayan. İstanbul toprağı görmüş olduğunuz gibi birinci sözcük ek almayıp ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Tamlayanı belirtili isim tamlamasıyla nitelenmiştir diyor. Bakın arkadaşlar canımın içi her ikisi de ek aldığı için bu tamlama nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. İstanbul nasıl İstanbul? Canımın içi İstanbul. Bu da nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu delemiş oluruz. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamasıdır. Bunu başta söylemiştik. Bakın bu tamlayandı. İstanbul toprağının yumuşaklığı olacak. O yüzden de bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru. Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Birincisi benzerlik ilişkisiyle kurulmuş bir sıfat tamlamasıdır. Bakalım beton duvarlar arasında derken duvar neden yapılmış? Betondan duvarlar arası demiş. Bakın 1, 2, 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde anlam ilgisi oluşturmuş. Aynı zamanda beton duvarlar dediğinde arkadaşlar burada ne var? Takısız isim tamlaması var. Duvarlar arası dediğinde ise belirtisiz isim tamlaması var. Bundan dolayı da kendi içinde de tamlama oluşturduğu için bu nedir arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasıdır. Sıfat tamlaması değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğerlerine bakalım. İkincisi
tamlananı tamlayandan önce söylenmiş isim tamlamasıdır demiş. Bakalım arkadaşlar, kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın derken insanlığın kahramanı olacak arkadaşlar. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncüsü, tamlayanı soyut isim olan belirtisiz isim tamlamasıdır. Bakalım, ızdırap denizi demiş. Ne denizi? Izdırap denizi. Birincisi ek almamış. İkincisi ise iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Izdırap sözcüğü arkadaşlar nedir? Beş duyu organıyla algılayamadığımız için soyuttur. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncüsü bir sıfat tamlamasıdır. Kök salmış ağacıdır demiş. Ağaç isim, nasıl ağaç? Kök salmış ağaç niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Beşincisi, tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş, isim tamlamasının tamlayanı durumundadır demiş. Biz bunu şu şekilde okuyabiliriz arkadaşlar. Elleriniz o inanmışlar çağının kök salmış ağacıdır zamana şeklindedir. Dolayısıyla da ben bunu şuraya getirebilirim. Bundan dolayı da bu ne olur arkadaşlar? Tamlayan olur. Bu da tamlanan olur. Görmüş olduğunuz gibi tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlamasıdır. Aynı zamanda 5 numaralı sözcük tamlayan görevindedir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. 7. soru. Bu parçadaki 6 çizili tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklı türdedir demiş. Tiyatro metinleri derken birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Devlet konservatuarı derken yine birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Tiyatro yazarları yine aynı şekilde birincisi ek almamış, ikincisi ise iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Eğitimin sonu demiş, birincisi ek almış, tamlayan ekini almış, ikincisi ise iyelik ekini aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Sahne sanatları derken burada da birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Görmüş olduğunuz gibi hepsi isim tamlaması ama farklı olan nedir? 4 numaralı tamlamadır. Çünkü bu tamlama belirtili isim tamlamasıdır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde 6 çizili at tamlaması farklı bir yolla oluşturulmuştur? Okuma hızı derken birincisi ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Düşünme sistemleri yine aynı şekilde birincisi tamlayan ekini almamış, ikincisi iyelik ekini aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Konuşma hastalığı birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Kitapların verimliliği tamlayan ekini almış, tamlanan da iyelik eki almış. Dolayısıyla bu belirtili isim tamlamasıdır. Algılayış tarzı derken tamlayan ek almamış, tamlanan ise iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Farklı olanı sormuştu. Hepsi isim tamlaması fakat kitapların verimliliği belirtili isim tamlaması olduğundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlaması başka bir adı niteleme göreviyle kullanılmıştır? Soruda şunu demek istiyor arkadaşlar. İsim tamlaması niteleme sıfatı görevinde olacak. Bakalım. Yarın herkes beyaz gömlek ve düz renk pantolon giysin ifadesinde isim tamlaması var mı? Yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Eski güneş gözlüklerinden bir koleksiyon yapmıştı cümlesinde ise güneş gözlükleri birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl güneş gözlükleri eski? Eski sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Fakat niteleme sıfatı isim tamlaması olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Yağmur ve kar sonucu bütün yollar kapanmıştı cümlesinde. Bakın, yağmur sonucu, kar sonucu. Bir, iki tane tamlayan neye bağlanıyor? Bir tane tamlanana bağlanıyor. Açıklamaya uygun olmadığı için, yani sorunun cevabı olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Çocuk usta işi resimler yaparak herkesi şaşırtmıştı cümlesinde. Bakın, usta işi nasıl bir tamlama? Birincisi ek almayıp ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması. Nasıl resimler?
usta işi resimler. Usta işi resimler kelimesini nitelik yönüyle belirttiği için niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda belirtisiz isim tamlaması olduğunu görüyoruz niteleme sıfatı görevinde. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Benim kıyafetimin bir benzerini o almış cümlesinde ise benim kıyafetimin benzeri, üç isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama oluşturmuş. Buna da zincirleme isim tamlaması denir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır diyor. Bakalım, iki kardeş sürekli tartışıyordu birbirleriyle cümlesinde iki kardeş sıfat tamlamasıdır. Bunu elemiş oluruz. Öğrendiğimiz konu ile ilgili soru çözmeliyiz cümlesinde ise öğrendiğimiz konu yine sıfat tamlamasıdır. O yüzden arkadaşlar bunu da elemiş oluruz. Zaten hiçbir fikrini onaylamamıştım o çocuğun ifadesinde. Bakın, çocuğun fikri. Arkadaşlar bu nedir? Bu tamlayandır. Bu ise fikri kelimesi ise tamlanandır. Tamlayanla tamlanan ne yapmış arkadaşlar? Yer değiştirmiş. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Gideceğini herkese söylemişti erkenden. Tamlama yok. Bunu elemiş oluruz. Bütün sınavlarda onu geçmeyi kafasına koymuştu cümlesinde ise bütün sınavlar sıfat tamlamasıdır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 11. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım, belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Nerede var arkadaşlar belirtili isim tamlaması? Bakalım, sabahın seheri derken tamlayan ekini almış, iyilik ekini almış. Dolayısıyla burada belirtili isim tamlaması vardır. Bu doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Bir isim tamlamasının tamlayanı zamirdir demiş. Bakalım arkadaşlar, burada zamir yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yine diğer seçeneklere de bakalım. Sıfat tamlamasına yer verilmiştir diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bakın, hiçbir gün derken gün isim, hangi gün, hiçbir gün, hiçbir sözcüğü burada isim belirtmiştir. Net olarak belirtmediği için de belgesiz sıfattır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtisiz isim tamlamasının tamlananı çoğul eki almıştır diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Çoban türküleri derken birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki almış. O yüzden bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Larler eki nedir arkadaşlar? Bu da çoğul ekidir. Dolayısıyla bu da açıklamaya uygundur. D seçeneğini denemiş oluruz. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır diyor. Bu nerede var? Bu da bakın arkadaşlar, şuraya dilimizden düşmeyen derken bizim dilimiz desem bizim sözcüğü ne olur? Tamlayan olur. Bu da tamlayan düşmüş belirtili isim tamlamasıdır. Ben bundan dolayı E seçeneğini de elemiş olurum. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna geldik. 12. soruya. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birden çok sıfat tamlaması kullanılmıştır. Bakın, anlayan bir gözle derken sıfat tamlaması, bir kadın derken sıfat tamlaması, büyük zevk derken sıfat tamlaması, yine bir köylü derken sıfat tamlaması var. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. Arkadaşlar isterseniz bu bir dursun. Şu an göremedik. Tamlananı tamlayanından önce söylenmiş isim tamlaması vardır diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bakın, biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun derken ruhumuzun zevkidir. Burada görmüş olduğunuz gibi tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Biz buradan C seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş isim tamlaması vardır diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bu da son dizede var. Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini derken, bakın, köylünün beli. Birinci sözcük ek almış, ikinci sözcük de ek aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl belini? Kıvrılmayan belini. Bu da niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla arasına sözcük girmiş belirtili isim tamlaması vardır. D seçeneğini elemiş oluruz. Bir sıfatla belirtilmiş isim tamlaması kullanılmıştır diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bakın, bu da bir kadın heykeli derken
Kadın heykeli. Birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için bu tamlama nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl kadın, bir kadın, bir sözcüğü de burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada zincirleme isim tamlaması olmadığından dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımı beğendikten sonra arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.